Biz bir taraftan bu görevlerimizi ülkemize ve milletimize karşı yönelen her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelemizi sürdürürken, teröristlerle mücadelemizi sürdürürken bildiğiniz gibi bir de bu virüs meselesi çıktı arkadaşlar. Şimdi bir tarafta virüs, bir tarafta terörizm. Bunu aynı şiddette benzer planlamalar yapmak suretiyle bu ikisinin de iki mücadeleyi de aynı anda başarmak için hakikaten çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz. Hava kuvvetlerimizin ve kara kuvvetlerimizin yoğun olarak angaje olduğu, orada bir mücadele var. 1458 terörist 1 Ocak'tan bugüne kadar etkisiz hale getirilen sayı. Arkadaşlar bizler Türk Silahlı Kuvvetleri olarak vazifemizi yapmaya çalışıyoruz. Nedir bunlar? Bu hiç büyük operasyon. Karada, denizde, havada bize verilen görevler. Bunları yapmak için bu vazife sınırları içinde elimize gelen gayreti gösterdik, göstermeye devam ediyoruz. Bunları hukuk içinde yapıyoruz. Hukuk çerçevesinde yapıyoruz ve bunları şeffaf bir şekilde yapıyoruz. Arkadaşlar bundan kimsenin şüphesi olmaz. Bunları yaparken de hiçbir şekilde duygusal, kişisel, ön yargılı bilgi ve yorumlara bağlı kalmaksızın tamamen bu kurallar çerçevesinde hukuk, vazife, vazifemiz ve şeffaflık prensiplerine göre götürüyoruz. Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri kurumsal bir yaklaşımla daima ben demeden biz diyerek arkadaşlarım aklın ve bilimin ışığında anayasa çerçevesinde yasalar ve Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda kendisine verilen görevleri azimle, kararlılıkla yapmaya devam ediyor. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Ülkemiz için, milletimiz için, egemenliğimiz için, bağımsızlığımız için, güvenliğimiz için. Ölürsem şehit, kalırsam gazi anlayışıyla hep birlikte omuz omuza çalışmak suretiyle bize verilen görevleri başaracağımıza bütün kalbimle inanıyorum değerli arkadaşlar. İdlib'deki konularla ilgili biliyorsunuz 5 Mart'ta Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığındaki heyetle Sayın Putin başkanlığındaki heyet arasında yapılan görüşmeler sonunda bir mutabakat noktası imzalandı. Buna göre bir ateşkes söz konusu. Bu ateşkes ufak tefek bir takım kırılmalar olmakla birlikte şu anda İdlib'e devam ediyor. Bizim dileğimiz, temennimiz bu ateşkesin sürekli hale gelmesi, istikrarın sağlanması, evlerini, topraklarını terk eden Suriyeli kardeşlerimizin de gönüllü ve güvenli bir şekilde evlerine dönmeleri. Şu ana kadar alınan tedbirlerle 300 bin civarında Suriyeli kardeşimiz evlerine dönmüş bulunuyor.